genel izleyici kitlesi için uygundur. Marka Değerinden hepinize merhabalar. Bugün Turgay Özener konuğum. İstanbul Portföy kurucusu diyorum ama aslında kurucusu değilim diye bir bilgilendirme yaptı bana. Sağ olsun Turgay Bey. Ve dedi ki ben aslında orayı alanlardan bir tanesiyim. Evet. Ama İstanbul Portföy sektörün ilki mi dediniz az önce? İstanbul Portföy ilk kurulan bazı portföy yönetim şirketi. O zamanlardan bu zamanlara neler değişti? Çok şey değişti. Biz 11 sene önce, 13 sene önce aldık. 2011'de aldık. Aldığımız Şevki abi de benim eskiden global menkul değerlerde çalışırken müşterimdi. Sonra benim ortaklarım da kendi onların aracı kurumunda müşterisiydi. Böyle bir enteresanlık var. Tabii çok eski dostumuz aynı zamanda. Biz ondan güzel bir pazarlıkta enteresan bir gerçekten enteresan bir pazarlık. O da çıkmak istiyordu çünkü portföy yönetim şirketi almak ve onu yönetmek gerçekten çok zor. Bir de bu 13 sene, 14 sene önceyi aldığında bugünkü gibi değil. Yani bir portföy yönetim şirketlerine öyle hani kapıdan paralar gelmiyordu. Senin gidip alman lazım, güven, kredibilite bunlar çok çok önemliydi. Dolayısıyla biz öyle bir cesaretimiz vardı ama çok eski ve çok tecrübeli bir kadro olarak işte ben ve iki ortağım Alparslan Eser ve Tufan Derinler bunu becerdik. Geldiğimiz yerde de bugün 3 milyar dolar yönetiyoruz. 30 milyon dolardan alıp fena bir Türkiye için fena bir rakam değil. Değil tabii ki. Dünya için bile 3 milyar dolar iyi bir rakam. İyi bir rakam kesinlikle. Peki ismini niye değiştirmeye gereği duymadınız? Yani onu aldınız. Bir şey söyleyeceğim. O güven dedin ya az önce onun... Bence İstanbul Portföy mükemmel bir isim. İşte ne açıdan mükemmel bir isim? Bize bunu anlatır mısın? Şimdi biz çünkü marka üzerine biliyorsun bir de çalışıyoruz burada. Şimdi şöyle düşün. İstanbul zaten hepimizin içinde yaşadığı, bence dünyanın sayılı güzel şehirlerinden bir tanesi. Evet, trafik var, kalabalık, bunların hepsini söyleyebilirsin ama dünyanın birçok yerine sen de gitmişsindir, ben de gitmişimdir, izleyicilerimiz de gitmiştir. Ama İstanbul gibi o boğaz keyfi, işte hem doğunun hem batının kesiştiği, işte Topkapı Sarayı'ndan Osmanlı'nın zamanında, Bizans'ın zamanında kalıntılarını yaşadığımız ama dünyanın da en modern şehirlerinden biri. Özellikle son 10-20 senede ülkedeki emlak sektörünün gelişmesiyle gerçekten çok büyük bir metropol oldu. Çok kalabalık ama. Yani trafik artık çekilir derecede değil. Ama biz onu alarak hatta bu böyle bir şey oldu. İlk sorduğum soru İstanbul Portföy'ün başka kimse alamaz değil mi bu ismi? Yani biz çünkü İstanbul Portföy değil. Marka, hem markanın bize ait olması hem de İstanbul ismi bence tamamıyla dünyadaki çok güzel portföy yönetim şirketlerinin daha doğrusu şirket olarak isimlerinden biri. Nasıl almışlar Şevki abi onu nasıl almış İstanbul Portföy olarak o da çok enteresan tabii. Globalde de aynı zamanda hemen bilinirlik yaratabilirsin böyle bir isimle yani. Tabii aynen. İstanbul deyince herkes İstanbul Asset Management İngilizcesi işte İstanbul Portföy deyince. Yurt dışında nasıl tepki veriyorlar sen bunu söylediğinde? İstanbul deyince ilk önce pek anlayamıyorlar ondan corporate sonra. Corporate bir şey ve kurumsal bir şey zannediyor ya da devletle ilgili yani, sonra bir şey şehrin adı olunca İstanbul ama herkesin çok çok beğendiği bir de ofisimiz de bizim. Bir finans ofisi gibi değil. Her gelen çok beğeniyor. Ne demek bu finans ofisi gibi değil derken? Ne ofisi ne? Gibi mesela yani? Oyun şirketi gibi mi? Yani şöyle gelen şöyle yerli ve yabancı yatırımcılar şöyle şaşırıyorlar. Ya burası normal ofis yani finans ofisi böyle hani kübikler vardır. Bize her yer açık. Biz üç ortak tek odada oturuyorduk. Şimdi biraz değiştirdik büyüdük çünkü. Ve biz... İlk girdiğimizde bir ofisin, bir katın yarısını paylaştık. Sonra tam katını paylaştık. Sonra bir üst kata çıktık. Sonra bir üst kata, şimdi dört katın, üç buçuk katı. Ve bunların hepsinde şöyle mimarileri ofis olarak hep açık, düzen. Herkes herkesi görür. Hiç kimsenin öyle bir toplantı salonları da hep açıktır. İnsanların da bütün üst düzey yöneticilerin, işte bizim odanın da camı açıktır. Böylece biz şuna çok inanıyoruz. Bu ofiste sıcaklık getiriyor.
Ve dedim, yine dediğim gibi yani bir banka veya işte finans şirketine gittiğinden çok daha farklı oluyor yani. İşte açık ofis zaten dediğin gibi yani teknoloji şirketlerinin falan da şu anda çok sevdiği bir kültür. Çünkü insanların iç içe geçip birlikte daha verimli iş ürettiklerini. Bak sana çok enteresan bir şey vereceğim. Daha yeni gittim. Benim kızım Londra'da Bloomberg binasında çalışıyor. Ve Bloomberg binası ödül almış. Dizayn açısından iç ve dış olarak. İşte bu gittiğimde kızım gezdirdi. Ve aynen dediğin gibi her yer açık. Ve kimsenin masası yok bir de. Hı hı. Geliyorsun terminaline kime oturuyorsun? Çok workstation, workstation var ya, yok. Herkes işte kim erken gelirse o masaya oturuyor. Hı hı. Orada ekranını açıyor, orada çalışıyor. Çalışma çok modeli hibrit çoğunun zaten. Hani onların özelinde bilmiyorum onlarda ama. Değil. Onlarda dört gün ofis, bir gün dışarıdasın. Hatta beş gündü. Bir yıl geçince galiba bir gün evden çalışabiliyorsun. Ama çok etkilendim. Bloomberg'ün neden buralara geldiğinde anlıyorsun. Patron Michael Bloomberg de arada devamlı dolaşıyormuş. Öyle miymiş? Evet, evet. O da güzel bir kültür şeyi. Sizin yani, nasıl? Bizde de öyle. Bizde de işte üç ortak her zaman bütün herkesten iletişimimiz işte arkadaşlık boyutundadır. Hiçbir zaman patron çalışan modeli hiçbir zaman yapmadık. Hiçbir zaman bağırma, çağırma, kavga hiçbir zaman kabul ettiğimiz bir şey değildir. Ve bugüne kadar da çok insan geldi, değişti, gelenler oldu, gidenler oldu. Ama şu anda çok çok iyi bir kadro var ve o, bence biraz da başarı ondan geliyor. Yani bu sadece bizlerin değil, bütün kadronun başarısı. İşte her işte olduğu gibi. Ama tabii portföy yönetim işinde, finans işinde ve para yönetmek işinde kadron iyi değilse bir yerde tökezlersin. Aslında markan, kadron, şimdi para yönetme işinin inceliklerini de bir tabii yani bir de İstanbul Portföy adı Türkiye'de, şimdi herkes İstanbul'u bildiği için İstanbul Portföy'ün o marka değeri, senin dediğin değer bence çok çok önemli. Yani bu şirket bir gün satılırsa, satarsak bu şirketi, yani İstanbul Portföy adı gerçekten alıcının çok etkileneceği bir isim olur. Peki bir yandan şunu da sormak istiyorum. Az önce de bunu birazcık bahsettik, konuştuk. Şimdi bu yenilikçi yapıyla bakınca işte mesela blockchain'i sen daha mı hızlı görüyorsun diğer rakiplerden? Yani bu işte ofisim böyle benim dediğin şey senin iş yapış biçimine de yansıyor mu? Yani oradaki yenilikçilik sizin yöntemlerinize de sirayet ediyor mu? Bizim, ya da işte yenilikçi sektörlere girişinizi hızlandıran bir kafa yapısı mı var içeride? Şöyle, onu merak ediyorum. Zaten üç ortak. Biz inanılmaz yenilikçi ve çok hızlı karar alabilen bir yeteneğimiz var. Yani bizim belki de başarımızın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Yani dolayısıyla o yenilikçilik, evet, hatta biz daha özellikle bu kripto paralar daha yeni oluştuğunda, Bitcoin'i Türkiye'de insanlar yeni duyduğunda biz Sermaye Piyasası Kurulu'na gittik. Dedik ki bir tane fon kuralım. Kripto Bitcoin olan bir fon. Ama maalesef tabii Türkiye'deki o yasal düzenlerde kripto diye bir para yok. Saklama diye bir şey yok. Dolayısıyla bizi geri döndürdüler haklı olarak. Yani biz yenilikçilikte çok iyiyiz. Yeni bir şey olsun. Yeni bir şey üretelim. Mesela Türkiye'de ilk defa pre-IPO, yani IPO yapmadan önce bir şirket aldık. Şirketi söylememde sakınca yok. Maçgoli'yi aldık, satın aldık. Bunun %49'unu yatırımcı parası, %51'inde %15 management aldı, %51'ini biz aldık. Geri kalanında halktan para topladık, yatırımcı parası. Mayıs'ta alıp bir dahaki sene, bir sene sonra da halka arz ettik. Yaklaşık yatırımcılar %70 dolar bazında para kazandılar. Mesela bu çok yenilikçi bir şey. Çünkü dünyada bu var. Bir şirketi alıyorsunuz, hazırlıyorsunuz ve halka açıyorsunuz ve aldığınız ucuz fiyattan yukarı sattığınızda yatırımcılar çok büyük paralar kazanıyor. Tabii siz de kazanıyorsunuz. Dolayısıyla böyle yenilikçi hareketler biz çok seviyoruz ama bunları yaparken de tabii biz sonuçta bir Sermaye Piyasası Kurulu'na bağlı bir kuruluşuz. Onları çok zorluyoruz bu konuda. Bazen bizi sevmediklerini düşünüyoruz. Ama bence bunların olması gerekiyor daha. Yani klasik bir portföy yönetim şirketi olmaması lazım. Bizim mesela girişim sermayesi tarafımız da çok kuvvetli. Yani o şimdi bir tane bir şirket
yarattık. Holding gibi işte onun içine Onedio'yu aldık. Mynet'i aldık. Bir tane stream eden TV Extra diye bir tane. Burada markaları neye göre seçiyorsunuz mesela? Ve yani bizim için bir ya ilk önce financial. Tabii. Yani o tartışma götürmeyen bir konu. Kesinlikle financial'lara bakıyoruz. Çünkü sonuçta bizim amacımız para kazanmak ve para kazandırmak. Dolayısıyla evet isim tabii ki önemli ama hani eğer çok büyük bir şirket olursun, holding olursun, böyle bir şey yapmazsın. Bu isim olarak da alınabilir. Belki para kazanmazsın ama bizim yaptığımız sonuçta amacımız da yatırımcılarımız para kazanmak. Dolayısıyla finansallar ilk. Daha sonra isim. Şimdi o ne diyor? Çok iyi bir isim. Maçkolik çok iyi bir isim. Mynet çok iyi bir isim. İşte bunlarla büyüyüp inşallah da bu yukarıdaki şirkette bir zaman sonra halka açmayı düşünüyoruz. Bu sene veya bir dahaki sene. O zaman da işte içeride bir sürü yatırımcı var. Yani o yatırımcılara amaç para kazandırmak. Sonuçta yatırımcılara para kazandırmak. Para kazandırdıkça biz de büyüyoruz. Biz de para kazanıyoruz. Bir de şimdi artık bunlar da böyle app tabanlı ikinci il payı hissesi alabildiğiniz falan şeyler çıkmaya başladı mesela işte. Bu tarafı nasıl görüyorsun? Yani sizden bağımsız oraya bir yani bir dijital platforma konan bir fon bir parçası olması küçük yatırımcının sence nasıl bir yer? Nereye doğru gidiyor? Yani şimdi bu Türkiye'de yeni başladı. Evet. Yeni başladı. Biz de bir tane şirketle ilgileniyoruz bu konuda. Hı-hı. Hatta ortak olduk. İstanbul Portföy olarak hatta bizim de bireysel ortaklığımız var. Bu esasında dünyada olan Türkiye'de daha yeni başlayan iş. Ve bence çok başarılı olacak bir iş. Hı-hı. Çünkü çok az parayla bir yere ortak oluyorsunuz. Şu anda biraz daha çok borçlanma için olacak. Hı-hı. O borçlanma araçları için olacak. Hı-hı. Ama ileride ben buna inanıyorum ki işte demin sana anlattığım pre-IPO hikayesinde hı-hı. işte belki alacaksınız bunu çıkaracaksınız insanlar çok 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira ondan ortak olacaklar. Bir sene sonra da halka açılır belki para kazanacaklar. Bizim normal şartlarda ulaşamayacağımız veya o yatırımcının bize ulaşamayacağı durumlarda bu şirketlerin bence çok başarılı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönem işte biz aldık. Bence önümüzdeki dönem birçok şirket portföy yönetim şirketi altında da olabilir. Kendi bağımsız şirketler olabilir. Göreceğimizi çok düşünüyorum. Bu özellikle Amerika'da çok var. Bu aslında iki tarafı birden yapıyor. Ya biraz böyle şeye benzetiyorum ben bunu. Hani NFT'ler ilk çıktığında hiç representer'ı, bir menajeri olmayan sanatçılar da oradan kendi işlerini doğru. satabildiler ya. Birazcık sanki buna mı benzetiyor? Yani size gelemeyen, erişemeyen birileri var mıdır? Bir takım şirketler var mıdır vardır. Acaba bu tip şimdi, yerlerden şimdi geçecek olan? Şimdi şöyle düşün. Vardır tabii. Hı. Şimdi hani biz herhangi bir şekilde parayla ilgili yani miktarla ilgili kimseye bir limit koymuyoruz. Hı. Ama hani tabii ki 20 bin, 30 bin, 50 bin lira getiren bir insandan 1 milyon, 2 milyonu getiren insanı aynı tarafta koyamıyorsun. Dolayısıyla zaten sermaye piyasası kurumunun bence en güzel yaptığı o kadar TEFAS diye bir tane sistem var. Ufak yatırımcı için mükemmel bir sistem. Şimdi bu da esasında onun başka bir versiyonu. Sonuçta evet İstanbul Portföy'ün veya ben bir şey çıkaracağım. İstanbul Portföy bunu pazarlamasını yaparken çok ciddi bir para harcarken veya işte bir enerji harcarken. Hı hı. Şimdi hiç onu yapmıyorsun. Bir yanda bunu çıkarıyorsun. Bu platformda acayip bir para geliyor. Hı hı. Yani bu önümüzdeki dönem çok fazla büyüyeceğini düşünüyorum Eda. Yani insanlar, şirketler için de bu artı olacak zaten. Sen bunu yatırımcı olarak da düşünme. Şirketler de birçok prosedürden kurtulmak için. Yani çünkü ben sana sorayım Facebook'un arka tarafındaki reklamları nasıl bir yerde büyük şirketler kullanıyordu ondan sonra bakkallar kullanmaya başladı. Biz de böyle köşedeki marketin falan belki minik bir pay hissesini alabilir hale gelebiliriz yani. Ama bir şey demiyorum yani çok nasıl yani gelecek olacak hayal nefret edici bir şey devamlı reklam çıkıyor dediğin gibi köşedeki markete reklamı çıkıyor. Ya da coin çıkartır birinden biri yani kesin. Buradaki geleceği böyle görüyorum. Yani kesin tabii biz daha bunu insanların yatırımcısının daha konservatif para kazanması için yapıyoruz ama ileride her türlü şey olabilir. Türkiye'de yatırım araçları esasında çok az. Yani yurt dışına baktığında bizde yatırım aracı çok az. Hatta daha yeni... Kavrat yasak mesela örnek ya, gibi. Ya yani. İşte daha yeni, daha bir şey söyleyeyim. Daha yeni açığa satış kaldıralım mı? Yani şey, deprem zamanında geldi açığa satış. Doğruydu ama
sen işte bir dönem, bir ay, iki ay tutarsan sen açığa satış normal hisse senedi piyasasının vazgeçilmez bir kuralıdır yani. O onsuz, yani onsuz olmaması lazım. Şimdi daha yeni yeni konuşuluyor. Yani şey açısından söyleyeceğim. Türkiye'de keşke yurt dışı batı gibi, özellikle İngiltere ve Amerika gibi çok daha fazla yatırım aracına yatırımcıyı çekebilecek fırsatımız olsa, ama maalesef... Bu ülke fakir olduğu için mi oluyor abi, yoksa yani neden kaynaklanıyor? Daha yeniyiz yani, işte 80'li yıllardan 90'lıya 30 sene. Ama bankacılık uygulamalarında falan da acayip iyiyiz mesela. Çok iyiyiz. Bu ne Perez, bu ne lanet olsun ya şimdi yani. Şöyle, dijital bankacılıkta acayip iyiyiz. Bence dünyada, yani dünyadaki en iyi sistem bizde olabilir. Yani yurt dışında da hesaplarımız var. Hı-hı. Bileklerini falan kesiyorsun yani. Buradaki dijital bankacılık korkunç iyi yani. Arayüzleri iyi, kullanımı iyi, her şeyi yapabiliyorsun. Bence de güvenli. Dediğine yüzde koyuyorum. Ama hisse senedi piyasası daha riskli bir piyasa olduğu için yatırımcı, bak daha ben ilk 90'da bu işe başladığımda böyle 2000'de böyle büyük bir furya olmuştu. Yerli yatırımcı geldi ve kriz oldu. Yerli yatırımcı çok çok büyük para kaybetti. Sonra 20 yıl sonra, son 4 yıldır işte pandemiyle birlikte yerli yatırımcı tekrar hisse senediyle tanıştı. Hisse senedi piyasası, hisse senedi riskli bir yatırım. Yani sadece o şirketle de ilgili değil. Ülkenin makro mikro ekonomisi, dünyanın jeopolitik durumu, savaşlar, işte ekonomiler, işte Çin bir şey olur, Amerika'da Trump gelir bambaşka bir şey olur. Yani bu çok geniş bir perspektifte bakacağım bir konu. Dolayısıyla hisse senedi, bu şirket çok karlı ama fiyatı düşüyor. Çok ucuz, gene fiyatı düşüyor. Olabilir bak, bunlar çünkü yatırımcı, bir de Türkiye'nin maalesef finansal okuryazarlık seviyesi bu konuda bayağı sınıfta kalmış bir durumdayız. Dolayısıyla ama yavaş yavaş da yerli yatırımcı tekrar geri geldi 20 sene sonra. Dolayısıyla bu yerli yatırımcıyla beraber daha da gelişecektir. Daha da şeyler gelişecektir. Mesela bu Tefas örneği olsun, birçok fon olsun. Yavaş yavaş daha yatırım yapılabilecek araçlar daha da böyle genişleyecektir diye ümit ediyorum yani. Peki 2020 yılında işte borsa 2 milyon falan kullanıcı vardı galiba o evet. zaman. Ve şeyle birlikte, Covid'le birlikte kriptoya olan ilgi acayip yükseldi. Onu zaten biliyorsun. Biliyorum. İşte touchless ekonomi falan acayip şey oldu. Ve ondan sonra hızlıca İstanbul Borsası'na giren, yeni giren kullanıcı sayısı da acayip yükseldi. Doğru. Biz bunu birazcık kripto camiasından çıkan yeni yatırımcı adayları olmaya başladı böyle. Yeni filizler, genç filizler. Onlar artık borsaya da gidiyor gibi yorumladık. Doğru. Nasıl düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Burada kesinlikle doğruluk payı var. Yani o kriptodan... Ben de öyle bir oyuncuyum bu arada. Sıfır hisseden önce kripto, ya o yatırımdan sonra şey hisse yatırımına geçtim. Bu Eda, kusura bak. Ben de oyuncuyum lafı. Yani borsada, hayır, ben de böyle. Yani size, bak, kriptodan sonra borsada hisse. Borsada oynuyorum. Yok, bir şey söyleyeceğim. Parayla oyun olmaz. Bak çok enteresan. Borsada oynuyor musun? Ya şimdi bu esasında benim en kızdığım şeylerden. Borsada evet. Oyun. Bak gün içi trade edebilirsin. Okey. Bu oyun olarak görmüyorum. Ama borsada hisseye yatırım yapmak lazım. Ama bu çok genel kullanılan bir şey. Sen borsada oynuyor musun? Yok, ben hemen ağzına vuruyorum. Ben şey anlamda söyledim onu. Kriptodan hisseye geçen bir profil oldum. Bir şey söyleyeyim. Ben. Bence %100 var. Bu bir. İki. Maalesef. Biraz eleştiride bulunacağım. Son, Sayın Şimşek gelmeden önceki son 5 senede uygulanan ekonomik politikalarda maalesef insanlara riskli pozisyon almaya yönlenmek zorunda kaldılar. Niye? Dolar TL bir baskı altındaydı. Dolar TL yukarı çıkmıyordu. Faizler çok düşüktü. Öbür taraftan da tabii bu ikisinden dolayı korkunç bir enflasyon yaratıldı. Şimdi o enflasyondan sen nasıl koruyacaksın? Ya faizden koruman lazım ya dolar TL ile. Bu ikisinde baskı olduğu anda sen olmayacak bir şey yapıp o bir de pandemide kripto hisseyle böyle ufak evden insanlar işlem yapan bir anda hisse senedi tarafında çok ciddi geldi. Şöyle de haklılar. Şirketler de enflasyondan dolayı bilançoları çok büyümeye başladı. Kar etmeye başladılar. Ve bir anda böyle 6 milyon insan geldi. Ve fiyatlar çok saçma sapan yerlere gitti. Şimdi saçma sapan yerlere gidince demin sana söylediğim gibi yani ucuz pahalı bir yerden sonra her hisse, her şirket
değerini bulur. Ben buna çok inanan bir insanım. Yani bir ara işte overshoot dediğimiz, çok overbought dediğimiz, oversold dediğimiz çok yukarı gider, çok aşağı gider ama en de sonunda şirket değerini bulur. Yani gerçekten. Dolayısıyla böyle bir şey oldu. İnsanlar hep borsanın çıkacağını zannettiler. Şimdi hikaye öyle olmuyor yani hikaye. Ve şimdi son mesela bir senede, bir buçuk senede insanlar kazandıkları paranın ciddi bir kısmını kaybettiler. Çünkü aşağı gidiyor. Bir de leverage, kredili işlem yapıyorlar. Onu da niye yaptıklarını bu kadar faiz ortamında onu da anlamış değilim. Ama işte dedim ki işte finansal okur yazarlık burada devreye giriyor. Bir de maalesef o kriptodan gelen leverage'li insanlar hisse senedi de aynı şekilde kredili yapıyorlar. 60-70 faiz var kredide. Yani siz bunu böyle bir şey yapmak bence bayağı bir enayilikti. Maalesef işte çok insan çok paralar kaybetti. Çok bu sene, geçen sene çok ciddi paralar kaybetti. Kazandıklarından daha fazlasını kaybettiler. Çünkü yani bu iş bizler portföy yöneticisi olarak bizim zamanında para kaybettiğimiz zamanlar oluyor. Ama günün sonunda orta ve uzun vadeye bakınca hep artı çıkıyorsun. Hep müşterilerine para kazanıyorsun. Yatırımcılarına para kazanıyorsun. İşte performans ücretlerini alıyorsun. Ama bu dediğim tarzda insanlar hızlı bir şekilde momentumdan ben para kazanayım, 1'e 5 kazanayım, 1'e 4 kazanayım olunca da maalesef hüsran oluyor. Evet, işte kriptodan gelen kitle özellikle o işte şans oyunlarıdır, bahistir, onu da çok seven, çok işte genç, daha böyle heyecanlı. Evet. Hızlı para kazanmak isteyen, yani onları da haksız bulmuyorum. Tabii. Çünkü onlar da üniversiteden mezun oluyor, işe girecek. Komik bir paraya işe giriyor. Tabii Türkiye'nin kitlesi hem çok genç, dijital yeteneklerimiz çok fazla biliyorsun. Herkes cep telefonu çıkır çıkır kullanıyor, akıllı telefonlar şey yapabiliyor. Genç nesil çok iyi yani, gerçekten katılıyorum. Ben genç, yani çok entrepreneur ve risk alan bir milletiz zaten. Kumar ruhumuz biraz var tabii ama çok zeki bir nesil var. Peki birazcık da aslında bahsettik ama o yani 90'lardan itibaren sektöre biraz böyle dijitalleşmenin ve teknolojinin etkisini nasıl gördün, nasıl görüyorsun? Buradan çok yapay zekaya bağlayacağım. Çok hype bir konu. Biz aramızda çok konuşuyoruz. Bu portföy yönetiminde bir yıllardır aslında zaten rol oynayan belli tarafları var. Var. Şimdi dijitalleşme bir kere yani biz kendi Türkiye bazında konuşursak çok inanılmaz bir artısı oldu. Niye artısı oldu? Ben ilk girdiğimde fiyatlar canlı olarak gelmiyordu. Bugün fiyatlar, işlem hızın, işlem yapma bilgisayarın, bütün bu dijitalleşme ve tamamıyla bütün dünyadaki olayları anında bir haber portalı olarak işte Bloomberg olabilir, Reuters olabilir, işte Matrix olabilir, çok hızlı bir şekilde alabiliyorsun. Yani bir yerde X bir yer olur. Artı Twitter. Şimdi Twitter'da şey yapmamak lazım çünkü Elon Musk kriptonun adını yazıyor. Aynen yani, bu arada yani çok hızlı bir şekilde dünyada ne oluyorsa zaten onu yazıyorsun. Hashtag'den yazıyorsun. Tık tık sana bütün hikayeler, videolar ve sen çok hızlı bir şekilde bu karar verme yeteneğin oluyor. Bize ilk kurulduğumuzda yabancı birileri gelmişti. Bir tane fon kuralım dediler. Ne fonu kuracağız dedik. Fon şu. Sosyal medyada çıkan haberlere göre o fon tamamıyla bizden ayrı, tabii AI var arkasında, bir yazılım var, ona göre işlem yapacak. Nasıl olacak bu dedik. İşte mesela atıyorum Ereğli Demirçelik'ten ilgili bir haber çıktı sosyal medyada. Eğer fiat yukarı gitmeye, bir tik, iki tik yukarı gitmeye başladı diye makine şunu anlıyor. Ya demek ki bu olumlu bir haber. Otomatikman alıyor veya olumsuz bir yer. Veya şey yapıyor. Yani esasında bu acayip bir olay. Ama tabii o zamanki teknolojiden burada bunu beceremedik. Yani o kadar. Bir de Twitter daha o zaman şey değildi. Sosyal medya bu kadar kuvvetli değildi Türkiye'de. Ama bunu bugün yapan bence kesin bir sürü fon vardır Türkiye'de. Ve şimdi öbür işe gelince sadece bunu böyle duyursan da çok ilgi çekici olurmuş ya bu arada. Oluyor zaten. Tabii bunu canım. Yani. Tabii ki. Tabii ki. Sıfır ya, aynen yani dokunuş. Çok çok yani ama bunu yapabilmen için çok hızlı bilgisayarlar, çok iyi bütün bilgilerini alman lazım. İyi bir altyapın olması lazım. Çok ciddi bir teknolojik altyapın olması lazım. Şimdi öbür işe gelince, AI'ya gelince sana şöyle bir acı bir gerçek söyleyeyim. Bence bir 10-20 yıla bizim işimiz kalmayacak. Yani tamam, zaten çünkü tatil yaparız biz de ya. Ben okeyim buna. Çünkü sana çok ilginç bir şey diyeyim. Dünyadaki büyük bütün fonları sayarsan %65-70'i pasif fon oldu. Yani tamamıyla makinelerin
veya işte belli bir endeksleri takip eden fonlar oldu. Bizim ben bu işe ilk başladığımda fon yöneticisi vardı, araştırmacı vardı, trader'ı vardı. Yabancı da ve yabancı yatırımcı olarak söylüyorum. İşte portföy yöneticisi, portföy yöneticisinden konuşurdu. Araştırmacı, araştırmacıdan konuşurdu. Trader'la konuşurdu. Şimdi öyle değil ki. Adam bir tane emir veriyor, bilgisayara koyuyor. İşte ben şu kadar hisse alacağım, günde şu kadar alacağım, dakikada şu alacağım. İşlem hacmine göre alacağım. Yani o zaten onu yapıyor. Yani ne trader'a ihtiyacı. Bugün dünyada trader kalmadı neredeyse. Hı. Yani o kadar şey. Bence yakında portföy yöneticisi de kalmayacak. Yani ne kadar bizim işimizde psikoloji önemliyse de ama sen AI ile biz yarışabilecek miyiz ona emin değilim. Mesela yazılımcılar, yani 10 sene sonra yazılımcı diye bir şey kalmayacak bence. Çünkü AI zaten kendi yazılımını, kendi kodunu yazıyor zaten. Şu an bile bildiğim kadarıyla yazılımcıların en büyük dostlarından bir tanesi yani zaten ama AI. Dostlar mı düşman olacak? Düşman olacak. Çünkü o şey, tabii bak yine ama input'u kim verecek? İnsan verecek. Ya umarım biz de ona input verebilecek yeteneği evriliriz diyeyim ya. Ya veririz. Yani input'u gene biz vereceğiz. Dolayısıyla input'u biz verdiğimiz için yine bizi kenarda tutacaklar. Ama ne kadar tutacak onu da bilmiyorum yani. Çok değişik bir dünyaya gidiyoruz. Ben şöyle kendimi çok şanslı hissediyorum. Neden biliyor musun? Ben dünyaya geldiğimde Türkiye'de neredeyse televizyon yoktu. Radyodan her şeyse. Sonra televizyon, yani korkunç bir teknoloji çağında yaşıyorum. Ve bu geçişi gördüğüm için çok mutluyum. Çok yorucu mu? Korkunç yorucu. Çünkü bir yerden bir yere kendini adapte etmek çok acayip bir şey. Allah'tan yapabiliyorum ama işte yeni nesil bambaşka yani. Yeni neslinin düşünmesi, hızlı analitik düşünmesi, hızlı düşünmesi. Çünkü doğduğunda işte Cem Yılmaz'ın esprisi gibi doğuyorsun, iPad'in şifresi ne diye çocuk var. Yani gerçekten öyle bir durumdasın. Fakat bu tabii dünyanın gelişimi için. Yani eksponansiyel bir şekilde gelişim için çok çok önemli. İnşallah bunu özellikle sağlık konusunda çok daha gelişime açık olur diye düşünüyorum. Yani. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi bence sağlık. İnşallah. Valla ağzına sağlık, çok güzel bir sohbetti. Çok hızlı geçti. Bir de herhalde sana dolar ne kadar olacak falan diye sormadan bitirilen ilk program olabilir diye düşünüyorum. Ya herkesin sorduğu soru dolar TL. Bugün itibariyle bu faiz ortamında dolar TL'nin bir yere gideceği yok. Ben her zaman TL'de kalmakta şu anda fayda var. Bu soru her programda da geliyor. Son yetmiş bir şey oldu. Her programda da geliyor. Hala dolar TL'den yaklaşık işte 1,5 sene oldu. Hala uzağız. TL'de şu an için güven devam. İyi, biz de şeyimizi söylemiş olduk, fikrimizi. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim Eda'cığım. Marka Değerinden bu haftalık da bu kadar. Hepinize teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere.